4 dakikalık uzatma işaret edildi. Uzatmada 5. dakikanın içindeyiz. Ee, ve Beşiktaş 1-0 önde Masuaku'nun 14. dakikada serbest vuruştan kaydettiği golle değerli izleyenler ee, Salih az önce yerde kalmıştı. Ee, o pozisyonda faul işaret etti ee, karşılaşmanın hakemi. Eğer yanlış görmediysem Endiaye ya, hamle yapmıştı. Ee, Ali Şansalan Bakalım onu e, atışı kullanmak için yeterli zaman kalacak mı? E, şimdi onu da göreceğiz. 1-0'lık üstünlüğü var Beşiktaş'ın. Evet hazırlık yapılıyor serbest vuruş için. Altıncı e, uzatma dakikasının içindeyiz. İlk yarıda. İş, ya hocam bu uzatmalar... Şimdi konuşacak çok konu var da. 18 dakikaya falan buldu. Yani bu işin artık ee, yani söylemek istemiyorum. dakika de. tamam da. Şimdi burada 4 dakika uzatma verdi ve 4 dakika zarfında oyun sakatlık falan oldu mu? Gördün mü uzatma? Şu olan işte bu pozisyondaki sakatlık dışında bu bir şey 4 yok. 4 artı 6'da 7'de oldu yani. Neredeyse. Hadi bakalım. Vegors sarı gördü bu arada. Serbest vuruş için 5 oyuncu Onyekuru o klasik ee, barajın arkasına yattı. Beşiktaşlı oyuncular da baraja girdiler ama bir metre ara olması lazım ya şimdi Ali da o mesafeyi e, belirlemeye çalışıyor. 9-15. Golün olduğu bölge yakın bir bölge bu arada. Bir evet. sıfırlık üstünlük. Ee, atış kullanıldı çok kötü bir atış. O vuruş diyelim daha doğrusu atış değil. Cenkten geldi ve Cenk topu dışarı gönderirken ki Masuaku da topun başındaydı. Golü benzer bir pozisyonda golü kaydeden Masuaku. Cenk vurdu. Farklı şekilde top dışarı gitti. İlk yarı bitti. Şimdi eee 1-0'lık üstünlüğü var Beşiktaş'ın. biliyorum ki bizi görünce hepiniz herhalde konuşacaklardır Galatasaray maçındaki <laughs> pozisyonu diyorsunuz. Yok. Onu birazdan 90 artı 1'de konuşacağız efendim. Ee, bir hayli de fazla şey konuşacağız. Ee, ko yani pozisyonları defalarca izledik. Ee, bazı haberler, bilgiler geliyor. Onları değerlendirdik. Hocanın kendi e, yaşanmışlıklarından hareketle söyleyecek şeyleri var. E, i̇lginç bilgiler var. E, ama emin olun... Ee, o bölümü heyecanla izleyeceksiniz ee, şeyde, 90 artı 1'de. Dolayısıyla e, orayı 90 artı 1'e bırakıp buraya sıcak maçın devre arasına odaklanalım. Hocam Beşiktaş e, böyle istekli agresif başladı ki kritik maç bu. Ee, yani Beşiktaş'ın <laughs> puanı itibariyle ki şu anda 23 puanı var. Liderin 33 puanı var. 10 puanlık bir fark Galatasaray-Sivas'ta kazanınca. Adana Demirspor'da da zirvedeki doğrudan rakip. Adana Demirspor'da da gidiyor. Hani gayet de rahat oynuyorlar onlar da. Açık oynuyorlar. 1-0'lık skor Beşiktaş lehine. Pozisyonlar da var böyle git geldi bir maç. Biz tabii diğer olayın bir de arkasını araştıralım derken. Ee, biraz uzaklaştık maçın ilk dakikalarında ama ben seyrettim de şöyle bir benim toparlayalım bir şey var Hocam. iki takım da galip gibi oynuyor evet ama Beşiktaş galip <gülüyor> <gülüyor> yani ilk yarın özü de iki takım da galipmiş gibi oynuyor ama Beşiktaş galip yani Adana Demirspor da galipmiş gibi oynuyor rahat böyle ayaklı içi, ayak içi hani bir şey yok böyle hani bizlere deriz piknik tipi bir maç. Hani Adana Demirspor için. Ne yükseltiyorlar tempoyu ne azaltıyorlar ama o kadar rahat oynuyorlar ki sanki böyle hani sezon sonu 1-2-3'ün içindeler falan gibi oynuyorlar. Bakalım ikinci yarın olacak mı? İkili hangi? mücadele rakamlarındaki düşük yüzde de o senin dediğini sağla, sağlaması evet. ekrana verdim arkadaşlarım bilmiyorum. yüzde %60'a %40 evet. ikili mücadele rakamları. Evet. Yani şu ortalamayla e, bayağı dediğin gibi piknik tipi bir Ölüyorlar mücadele. Yani şaşırıyorum. Hani Adana'dan geliyorlar Hadi orası sıcak Burası serin burada daha iyi koşmaları lazım Beşiktaş daha iyi koşuyor Onlara göre daha iyi mücadele ediyor bir Güzel de bir gol attılar Tabi e, hem kaleci hatası var Yenilen gol Topa vuruş güzel de hem kaleci hatası var Niye hatası var Oradan iki kişilik baraj yapılmaz Hem de baraja giren adamların Toptan korkmaması lazım yeah. Top geliyor da üstüne korkuyorsan Baraja girme o benim lafımdır. Hep. Demirden korkuyorsan trene binme. Evet. On Yakuru toptan korktu gitti gol oldu. Yani düz dursa baraj olacak ee. ama durmadığı için barajın manası ne? Su geçmesin. Tabi. Burada da top geçmesin. Oluyor ama. burada elek gibi. On Yakuru arkasını döndü korktu böyle bir şeyler yaptı Onun oradan gitti gol oldu. Evet. Güzel Kaleciyi de vurdu. Kaleci de yanılttı. Güzel de vurdu. Kaleci de yanılttı. İyi maç oluyor fena maç olmuyor ama merak göre ki yarı nasıl olacak yani. Evet tepki gösteremedi şu ana kadar adamın Hocam Spor. şimdi 1-0 e, skor itibariyle de iki takımın yapısı itibariyle de bize güzel böyle keyifli bir ikinci yarı vaat ediyor. Vaat ediyor da şimdi şu görüntüye göre Adana Demirspor Beşiktaş birbirinin bayağı iyi rakibi. Tabii. Adana Demirspor'un puanı kaç? 20 kaç oldu onlar? 27. 27. Beşiktaş'ın kaç? 23. E. Mali olursan 26 27. Tabii canım. Yani Öbür türlü sen de yukarıya diyeceksin. yukarıya evliliyorsun. Bir anda 30 tabii yaparsın. Yani berabere kalsan arayı tutuyorsun. Galip gelirsen arayı açıyorsun. Yani Adana Demirspor şey oynuyor, rahat rahat oynuyor. Bakalım. Şincir rahat olur mu? Çünkü Beşiktaş 2'yi bulursa ondan sonra zor çıkarız. Haritası da Beşiktaş'ın daha iyi yayıldığını sahaya gösteriyor. Ee, bakacağız tabii e, yani Beşiktaş'ta Vegors bir sarı gördü. Biraz fazla oynuyor hakemle. daha önceki maçlarda da gördük. Cenk Tosun hani biraz Vegors'lu bozuyor dedin sen. Evet. Bugün biraz da bölüm bölüm o şekilde izlemeye çalıştım ben. Bunlar birbirlerini bozuyorlar o kesin. Kesin ama birbirlerini bozuyorlar. Çünkü ikisinin yapacağı işi biri yapmak istiyor. Ya e o zaman bir kişi fazla. Birini kenara al birini oyna. Evet. Birini tercih etmesi lazım teknik adamın. Bence. Josef bugün sağda, e, Jetson yine eli yüz düzgün oynuyor. Ama daha takım olarak daha değerli toplu gözüktü Beşiktaş hocam. Burada, Katılıyorsun da, bir, burada da bir iki tane enteresan pozisyon, bir tane enteresan bir pozisyon var. var. Geçtiğimiz haftalardan bir görüntüyle karşılaştırma yapacağım. Evet. Çok e, güzel bir pozisyon. Burada da bunlar. aslında enteresan bir hakem kararı var. Evet. Bilmiyorum yakaladılar mı izleyicilerimiz. Biraz biraz meraklı olan yakalar. Ee, yakalayabilir evet. Çünkü değişik o değişik. Ben o pozisyona yıllardır hep takarım o tip pozisyonlara. Geçenlerde bir Geçen yakaladın. Geçenlerde bir yakaladın. E, evet. Konuştuk üzerine. Evet. Uygulamasını da yaptık anlattık. Ee, yani hocam şimdi tabii ki ben dedim 90 artı 1'de konuşacağız diye ama... ya ...bu kadar şimdi bize bazen serzenişte bulunuyor yetkililer ya işte çok fazla oynatıyorsunuz ileri geri e, hani etkileniyorlar sizi de izliyor hakemler sizi takip ediyorlar işte camia sizi takip ediyor etkileniyor işte biraz daha tırnak içinde müsamahalı tamam da, ama Tamam da. Ama yaşananlara bak hocam ya. E Nercim, şimdi bu iki çocuk yani bu iki hatayı yapar. O kafa kırmızı bir de bu iki hatayı yapar. iki çocuk. Atilla Karaoğlan ve i̇kisi Erkan de, Özdamar. İkisi de Önümüzdeki sene FIFA olacaklar. Yani şey, isimleri gitti. Şimdi hakem alemi içinde öyle şeyler var ki. Şimdi bunlar yeni çıktılar ya. Bunlara karşı olan gruplar da var. Papaz grupları var. Şimdi bunlar içeride büyük savaş veriyorlar. Büyük savaş verince de bunlar sahaya çıkınca eziliyorlar. Bizden ezilmiyorlar. Kendi arkadaşları eziyor bunları. Onu söyleyeyim bir defa. Tırnak arasında parantez açayım. Bizden değil. Bunlar iç kavgadan etkileniyorlar. Ben gayet Bak, iyi anladım. Altını çizerek söylüyorum. Bu çocuklar iç kavgadan çok etkileniyorlar. Çok net söylüyorum onu. İçeriği bir halledin, temizleyin dedik ama temizliği yarım bıraktılar. Bundan sonra da bu temizlik olmaz. Bu iş böyle gidiyor. Valla hocam gelinen ben nokta değilim. çok sıkıntılı ama. günleri geçen seneden söyledim hocam. Geçen sene sonunda son program ya da bir evet. sondan önceki programdı... Önümüzdeki sene yandık demiştin. İşte Çoksa bulursanız isterseniz oynatın. Kaşeder bulun isterseniz bu pazar günü oynatalım. Pazar Oyatalım. program var ya. Evet. Pazar günü oynatalım. Geçen sene ne konuşmuşuz? Neden konuşmuşuz ama? Yani bir sebebi var yoksa. Yoksa yani bir şeyden konuştuk. Bir sebepleri var konuşmamız. Oynatalım. Millet dinlesin. İbret alsın da. Vallahi hocam e... biz konuşmuyoruz. Bizi konuşturuyorlar. Tabii. konuşana değil, konuşturana bakacaksın. Evet bize bakmayın. Konuşana değil konuşturana Şu anda bütün Türkiye konuşuyor biz değil. Bana gelen mesajın şeyin yorumun hatta hesabı yok. Hatta hesabı yok. Hatta hesabı yok. Hocam şu 4-5 günde yaşadığımız iki tane çok majör, evet. çok majör olay var. Çok ama yani öyle böyle değil. Ha bunun ötesi yani sana göre bana göreler, yorumlar, şunlar, bunlar. Ama Bundan daha ucu olmaz zannediyorum inşallah ama... Hocam olmasın artık ya. <gülüyor> Bundan <gülüyor> daha ötesi ne olacak? Bundan daha ucu olmaz inşallah diyorum ama... ...iyi değil, onu söyleyeyim. İyi değil ya, sebepleri var, iyi değil. Ee, inşallah olmaz. Şimdi konuşsanıza diyen izleyicilerimiz var. Ee, yani zaman kısıtlı, görüntüler eşliğinde... Görüntüsüz olmaz e, o iş abi. Görüntüler eşliğinde burada o imkanımız yok. Ee, haber merkezindeyiz çünkü şu anda... Aşağıda stüdyoda görüntüler eşliğinde, bilgiler eşliğinde, belgeler eşliğinde konuşacağız efendim. Size e, en güzel şekliyle Erman Hoca e, aktaracak. Orada da soru-cevap bir şekilde giderek e, sizlere ışık tutacağımızı düşünüyoruz. E, bu maçtan da e, takıldığımız bir kritik pozisyon var, onu da söyleyelim. Ama tabii hani diğer taraf bambaşka bir alem, <laughs> o yüzden... Ee, Sivas Galatasaray maçına ilişkin perde arkasını e, bazı aman kaçırmayın bazı diyorum. Bazı pozisyonlar uzun yıllar konuşulur, bu da uzun yıllar böyle konuşulacak bir pozisyon. pozisyon. Bak, bazı uzun yıllar konuşulur. Benim aklımda var böyle pozisyonlar. Bu da öyle konuşulacak bir pozisyon. Şey gibi mi hocam? E, hani bir gol atmıştı bir hakem. Neydi o? Ne Ahmet Akçay. Ahmet Akçay. <laughs> Onun gibi. <laughs> O çok kısmetsizdi O ya, ama evet. Bu bu başka, o, bu başka bir şey. Evet. O başka bir şey. Bu ne? başka bir şey, o başka bir şey. Bir tane şey var. Ee, el var, Bu el var, Osimacı, Metin, tokat. Metin, Metin tokat. tokat. Şey var var. Beyazın bu Galatasaray İstanbulspor maçı cezaların dışında penaltı hariç. Ha, doğru. Var. Doğru. Baya evet hatırladım onu. Hatırladın mı? Evet. Yani değerli izleyenler velhasıl eee şimdi skorboard. Ardından 90 artı 1'de hem Beşiktaş Adana Demir spor maçını bütün yönleriyle hem de çok merak ettiğiniz Demir Grup Sivas spor, Galatasaray karşılaşmasını ileri geri oynatarak çünkü bu öyle bir e, pozisyon detaylı bir şekilde inceleyeceğiz, değerlendireceğiz efendim. A Spor'dan ayrılmayın.